Dostlar, canlar, selamlar. PUBG TV ekranlarından hepinize yeniden merhabalar. Ben Aycan, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kanalda son dönemde oyun dünyasında kendine iyi bir popülerlik ve yer edinmiş olan CarX Game, CarX Street ile beraber sizlerleyim dostlarım. Oyunu bugün temin ettim, Steam'den aldık. Artık yeni serimiz bu olacak dostlar. Tabii ki de kanalda çeşitli videolar olacak, kariyer ilerlemeleri adı altında. Bakalım. Tekrardan hoş geldiniz diyorum dostlarım. Keyifli seyirler diliyorum. Lütfen videoya başlamadan önce bana ve kanalıma destek olmak için dostlar, kanala abone olup videoyu beğenip lütfen bildirim çanını tüm olarak aktif etmeyi unutmayın dostlar. Keyifli seyirler diliyorum. Tekrardan hoş geldiniz. PUBG TV aracılığıyla CarX Street sizlerle dostlar. Oyunun en başında grafik ayarları ve ses ayarları için vesaire girdim, kayıt yaptım. Hani ön bir kayıt aldım her şeyden önce. Ama akabinde şey, yani hani herhangi bir yarış henüz yapılmadı. Şimdi şunların hepsini yeni öğreniyoruz şu anda. Mesela sprint. Bu yarış yapılacaktı ama bir dakika. Road. Road aldık şimdi. 103 bin paramız var. Daha birinci bölüm. İlk defa oynuyoruz. Siz ne görüyorsanız ben de şu an onu görüyorum canlı olarak. Bu aracı seçtim bilerek. MX-5 pek hoşuma gitmiyor benim. Bu çocukluğumun arabası. Hoşuma giden bir araç. O yüzden bunu tercih ettim. Şimdi ilk yarışımıza gidelim. Bakalım neler olacak. Evet. Hadi bakalım. Oyunun müziğini kapattım arkadaşlar. Telif hak yememek için. If you come win, you earn your membership into the club. So don't lose. Good luck. Hadi bakalım. Birer saatlik bölümler olarak paylaşmayı planlıyorum arkadaşlar, belirteyim. Yaklaşık olarak birer saat yeter. Hadi bakalım. İlk yarışımız hayırlı olsun. Yani Need for Speed'den güzel duruyor, söyleyeyim. O kadar detaylı ki modifiye seçenekleri. İnsan aklı hafızada almıyor yani o derece. Saracak gibi duruyor zaten. Bu oyun ilk Android'e çıktı. Bayağı da olay olmuştu. Gelmedi falan da yani. Bilgisayara çok uzun süre. Ondan sonra da işte demosu, fragmanı falan filan geldi. Felaket sarıyor yani oyun. Yani YouTube'dan izlediğim kadarıyla. Birçok kariyer bölümü olacak bu oyunla alakalı. İleride araç istekleriniz olursa belirtin. İsteğe göre belki bir araba alma durumu olur. Araba alma durumu olabilir. Yani Japonya'da geçiyor. Japonya dağlarında. Güzel drift alanları var. Manzara, çok güzel manzaralar var. Evet, finish çizgisi ileride, dikkat edeceğim. Saplıya monte yani. Lastik bitiyor, benzin bitiyor. Evet, birinci bitirdik. İlk yarışı birinci bitirdik. Tabi araçla başlangıçla kulüp ilerleyişi 15 yarışta birinci yarışı bitirdik. Hadi bakalım, reward ödül ne? 5000. Güzel. Congrats on your win, man.
Kasıtlı bu arabayı seçtim. Bu araba çocukluğumun arabası. Bunun IS'leri vardı, Type-R'ları vardı. Yani o yüzden özellikle bu Civic'i seçtim, Honda Civic. Efsane modifiye seçenekleri var söyleyeyim. Bir tek arabaların gerçek logoları yok. Onun haricinde birebir aynı. Çok konuştum. Ne diyor bu? Welcome to Sunset City. Ha. Full DLC'li modeli oyunu aldım arkadaşlar. $21 vererek. Bakalım ne olacak. Şimdi map. Gel bakalım. Şimdi nedir hiç bilmiyorum. Sprint. Mesela. Lastik %93. Dur bir dakika, şuna bakalım bir. Yarışındayız. R1 rating. Oyuna ve araca alışmaya çalışıyoruz şu anda. Haritayı da bilmiyorum. İlk defa hani bir yeni oyun, yeni harita, yeni yerleşim birimi. Mesela örnek veriyorum, çok sürekli oynadığınız oyun olsa şeyi bilirsiniz, haritayı bilirsiniz. O yüzden de yani şu an bir harita falan ezberim yok, zamanla olacak. Bu oyundaki en büyük eksi şu trafikte gezen araçlar, yapay zekaları çok kötü. Yani gerçekten kötü. Hani siz yokmuşsunuz gibi transit dümdüz geçiyorlar. Yarış esnasında bu da çok ciddi sinir bozan bir şey. Bir defa vurma hakkımız varmış. Birinciyi kullandık. Sol yukarıda var. Şimdi bende Logitech G29 direksiyon seti var. Ama şu anda oturduğum evde tadilat olduğu için şey yapamıyorum arkadaşlar. Kamera açamıyorum ve direksiyon setini bağlayamıyorum. O yüzden biraz böyle ilerleyecek gibi serimiz. Bakalım. Şimdi 5. bitirdik. Ne diyor? Basalım. Harita. Evet. Şimdi. Drift mürift diyor. Şimdi şu görev şeyinin şablonunu anlamaya çalışıyorum. Buralar C4, C6, C3, C2. He. Böyle sınıflandırmalar var yani. Önce buraları bitireceğiz. Lastik %90. Bu da değil.
bu yola atıyor. Bu neye yarıyor? Tamam, bekle. Farlar yandı. Şu an arayüze alışmaya çalışıyorum arkadaşlar. Benzinciden lastik ve nos alabiliyoruz, onu söyleyeyim. Benzincilerden ama sonradan çıktı. Her keşfettiğimiz şeyde oyun bize bir şeyler veriyor. Para olarak. Onu güzel güzel yapmışlar. Ha, bu da buradan normal bitiriz. Tamam, görüntü buradan değişiyor. Y'den. Camda çatlak var. Neyse, bunu zaten kafayı kurtarıp dışarıdan alacağız. AI araçlara dikkat etmek lazım. Gerçekten çok saçma hareketlerde bulunabiliyorlar. Tamam, nasıl yedik? Dördüncü sırada bitirdik. Reward 3600. Güzel. Bir dakika, burada ne var? Burada bir... Showroom bulduk. Bir benzin istasyonu bulduk. Styling bulduk. Şu araç şeyine bir girelim ya. Bir dakika. Ha, tamam. Dur. İlk bölümde biraz acemiliğimiz olacağız arkadaşlar. Acemiliğimiz olacak arkadaşlar. Kusura bakmasın kimse. Bunun için. Gir bakalım. Neler varmış. Evet. Elimizdeki araç bu. Aklıma çok sinsi şeyler geliyor.
Çok güzel olacak abi. Harbi diyorum, çok güzel olacak bak. Ayıktırayım sizi. Level 4 istiyor. Level 4, level 4. Biz şu an level 1. Bakalım. Level 7. 7. Birçok araç var abi. Birçok araç var. Uf. S2000 bunu alırız. Ben söyleyeyim. Güzel arabalar var oyunda. Harbi diyorum yani. Oo, bu kasayı da seviyorum, biliyor musunuz? Hani gerçekten güzel araçlar var. Alınası araçlar var abi. Mesela bu araba da alınır. Bu zaten banko. Bu arabayı da seviyorum, BMW M4. Lexus LFA. Of, bir dünya araba var lan. Hepsi birbirinden güzel birader. İşte vaktin olur, oldukça oynadıkça alırsın abi. Bu achievement ödül mü bunlar? Ha, event achievement. Tamam, yani araba çok. Bakacı yok. Yarışa devam ki. Şimdi gelelim haritaya. Neredeyiz? Burada. Yukarılarda ne var? Buralar bakın, hep dağlar. Drift alanları. Çok güzel yollar var. Evler var, falanlar filanlar var. Bizim önce yapmamız gereken sprint yarışlarını bir tamamlayalım biz. Rotayı çizdik. Bakalım. Oyunun müziğini kapattım. Herhangi bir telif hakkı olmaması adına. Önden zaten o yüzden girdim. Telif hakkı olmasın diye oyunun müziklerini kapattım. Burada benle muhatapsınız şu anda yani. Araç aksesuarı falan da yapabiliyoruz modifiye kısmında, hani gayet de yapabiliyoruz ama yani benim derdim bu araca çok para harcamamak. Bu araca çok para harcamak istemiyorum. Ha, belki sonra fikrim değişir, ayıp olur, bir şey diyemem. Hantal geldi bana, ne yalan söyleyeyim. Mesela Crew Motor Fest oynuyorum. Tabii ki de şimdi firmalar farklı, yaptıkları şeyler farklı ama bana biraz böyle dönüşler hantal geldi. Şimdi bu oyundan sonra çıkıp Crew Motor Fest'e girsem bir şey olurum yani, bir şaşırırım yani dinamik kontrol olarak.
olarak. Ama alışacağız. Başka çare yok. Baksanıza gemi çeviriyoruz sanki ya. Rating 5. Reward ödül ne? 3100 yine. Evet. Şimdi bakalım. Neredeyiz şu an? Şuradayız. Yine bir sprint yarışıyla beraber. Bir dakika. Alışamadım. Alışamadım diyoruz. Buna basınca boşalıyor. X'e basınca boşalıyor aracı. Tuşlara hiç alışamadım henüz. Onu söyleyeyim. Yani benim buraya tek başına atacağına işte diğer oyuncularla yarışsam ya ben daha mantıklı olmaz mıydı? Bu arabalar ya. Lastikleri de değişiyor bu arabanın. Yarış lastiği koyabiliyorsunuz. Drift lastiği koyabiliyorsunuz. Falan. Onunla ilgisi var. Yani eldeki lastiklerle olmuyor. İlk gözlemlediğim o. Ama oyunun haritası, oyunun kendisi güzel yani, oynanır. Alışmak lazım dönüşlere, oraya buraya. Sonraki yarışlarda daha iyi olacak yani. Onu belirteyim. Birazcık daha alışalım. Şimdi ileride şey var, viraj var. Hiç nasıl basmayalım. Haritada gördüm, ileride bir düzlük var. O düzlükte biz nasıl oturturuz? Arabayı çok güzel oturttuk abi, hayırlı olsun. Yazık be. Dönmüyor abi, dönmüyor. Bu arabaya lastik koymamız lazım. Bu geliyor. Bak bahsettiğim şey şu. Buyurun arkadaşlar. Geldi önümüze, atladı. Yani. Hiç araba geliyor gelmiyor falan. Umurunda değil yani. Lastikler de şey, yani lastik de alıp takmadık, dönmüyor yani, kanun gibi kalıyor. Dönüşlerden çok ciddi yavaşlamak lazım abi.
sert mesela. Yani yapay zeka araçları çok kötü abi ya. Yani çok vasat yani. Şunların güncelleme gelmesi lazım. Oyuna ilk gün yaması vesaire falan geldi. Onda sıkıntı yok da. Hani yapay zeka için. Oyun daha yeni yani. Çıkalı şurada 2 hafta oluyor. O yüzden hani şey değil. Daha bu oyun toparlanır bayağı yani. Şu an çok revaçta olan bir oyun. Bak çıkıyor yine tipini sildiğim. Evet, 6. bitirdik. 3300. Şurada bir ev var galiba. Ha yok, keşfedilmiş zaten. Bir gidelim şu modifiye yapabiliyor muyuz? Tuning. Şu lastik olayını halledebiliyor muyuz ya? Tamam canım, biliyorum yani. Gerisi benim şeyime kalmış. Bence şu lastiğe gelip bu Porya'sı yani Spacer'ı Ultimate 5300. Her tipten var var ya. Yemin ediyorum her tipten var lastik. Ha bir dakika. Racing. Bu da ne oluyor bu? Yanakları mı büyük oluyor? Profil. Yani burada kattığı ne var? Bir şey var mı burada kattığı? Tamam neyse. Body'ye gel. Fuel tank. He bak bunu büyütebiliriz. Aynen öyle. Bu büyüyebilir aslında da. Bu ne? Front aerodynamic. Engine. Transmission, body, suspension. Biraz seviyenin yükselmesi lazım diye düşünüyorum. Burada body kit yapamıyoruz. Niye öyle oldu? Styling mi o zaman? Styling'e gideceğiz. Styling mi? Ha, styling tamam. Burası.
Body Kids. Yani hemen araba topladı kendini gördüğünüz gibi. Gayet de canavar gibi duruyor. Yani. De işte şu anda hani bilmiyorum. Bence biz şu anda biraz daha yarışalım. Bence öyle bir durum mevcut. Bu arabaya pek yatırım yapmak istemiyorum. Şimdi neredeyiz? Burada. Şu sprint yarışına koy bakalım. Lastik %74'te. Car X Street'te biz de varız artık. Dostlar. Parayı bulursak yapacağımız çok şey var yani. Ya. Yemin ediyorum Allah inandırsın bak. Nose kendi kendine birikiyor ya da benzinden satın alabiliyorsunuz. Lastikleri falan benzinden değiştirebiliyorsunuz. Hani güzel böyle şeyler olması. Dediğim gibi şu anda oyunun ilk bölümü. Daha yarım saat oldu. Bakalım nasıl olacak, nasıl ilerleyeceğiz. Rate 5. $3000. Güzel. Bakalım şimdi. Lastiklerin durumu ne? %70'te. Şimdi. Yakınlarda ne var? Sprint var. Başka ne var? Gidelim. Fast travel alabiliriz ama hani olay zaten hani haritayı keşfetmek, oyun oynamak olduğu için bence fast travel yapmayalım. Alacağımız, yapacağımız çok güzel arabalar olacak. Mesela Honda S2000 onlardan biri. GTR R35 onlardan biri. Yani BMW M5 onlardan biri. Kanalda bunların hepsinin videosu olacak. Bölüm bölüm. Yeni serimiz olarak başlamış bulunuyoruz. Şimdi zaten şöyle bir şey var. Şu, bu bölüm keşfetme bölümü. Yani hani yorumlara yazabilirsiniz. Abi şunu yapsan daha iyi olur, bunu yapsan daha iyi olur derseniz onları da yaparım. Dediğim gibi şu anda ben oyunu siz ne görüyorsunuz, ben de onu görüyorum, bilmiyorum yani. Keşfetme bölümü. Keşfettikçe içeriden geçin benzeri keşfetme.
gittikçe, mantığını anladıkça oyunun işleyişine bir şeyler yapmaya çalışacağız. Hep çalışacağız, hep çalışacağız. Hadi bakalım. Evet, benzinde yarım depo kaldı neredeyse diyebiliriz. Şimdi araba yavaş olduğu için tabii ki de az yakıt yiyor. Arabanın motorunun şeyi yükseldikçe, gücü yükseldikçe, motor gücü ve gereksinimler yükseldikçe tabii ki yaktığı, tükettiği benzin miktarında artış olacak. Ya da araba hızlıysa daha hızlı benzin tüketecek haliyle. Yani o yüzden demeye çalıştığım, ilerleyen bölümlerde sıkça benzin değiştirme durumunda olabilir. Şu anda şu bölümlerde yapacak hiçbir şey yok. Az yakıyor şu anda. Hani bir aciliyetimiz yok. Ya. Hiç yani hani bir yavaşlayayım, bir geç, yani geçme payı vereyim, yok dümdüzler yani. Biraz yavaşlayacağım, dönüş yapacaksın. Hayvan gibi bir şey yapıyorum şu an. Beşinciyiz yine. Yine 3600. Güzel. Şimdi ne yapalım? Mesela... Şimdi ne yapalım, ne yapalım, ne var? Dibimizde drift var ama araba drifte uygun değil şu anda. Bir dakika lan, benim aklıma başka bir şey geldi. Bir dakika, deminki şeylerin tamamı şey. Tamam, ben anladım mantığı. Şuradan devam edeceğim bunlardan. Tamam, şimdi oldu mevzu. Mevzu şimdi oldu, ayıktım. İşte baka baka öğreniyorsun. Şu sprinti yapalım. Arabayı ben pek yapmak istemiyorum. Daha hızlı, daha iyi bir araba bulursak, onu alıp yapsak daha mantıklı. Oyunun en başına girdim. Yani beğenmedim. O yüzden bu araba daha iyi geldi Mazda'ya göre. Diğerini zaten seçmem. Tarzım değil. Bir de çok bir şey de yapmadık açıkçası. Hadi bakalım. Hocam dön bir ara be. Bir ara dön be. Gaz kesmesem girdi. İşte bundan bahsediyorum. Yapay zeka araçlar çok kötü abi, yani yok, dümdüz gidiyorlar yani.
adamın refleksini geliştirir yemin ediyorum ya. Tamam, kaç tuttu? 2900. Tamam, sorun değil. Ben şunu yapmak istiyorum şimdi, bir dakika. Şu ablanın yarışlarını yapmak istiyorum. Geri soktu beni şimdi işte, mal değneği. İşte görüyorsunuz arkadaşlar, anlatmaya gerek yok yani. Hani tamam, bu kulüp yarışları buymuş. Ben biraz bunu da aradım da demin. Ama hani kulüp yarışları falan değil yani. Diğerleri, onlar düz sprint yarışları. Tamam, belli bu. XP veren yarışlar kulüp yarışları demek ki. Evet. Madem sprint ayağımızın dibinde, onu da yapalım. Ya sprint hani çıtır çerez yarışları, hani yap böyle, al 3000'ini kenara çekil hesabı. Bence mantıklı. Sıra 3600. Güzel, çıtır yani. Çıtırında. Evet, 179.000 var. Haritaya bakalım. Level 2 olduk, güzel. Level 2 olduk. Şimdi ne diyor? Birini seç diyor. Deku 2 power unlocked.
Unlocked diyor. Açılanları söylüyor. Ha, açılanları söylüyor. Süper. Mesela ablanın yarışları nerede şimdi? Var mı görünürde mesela ablanın yarışları? Tamam, burası yani. Ablanın yarışları burada. Bu ne? 50 bin mi? İyi de yani hani. Ona sonra bakarız. Ona sonra bakarız. Yakınımızda ne var bizim? Drift var. Onu geç. Şu an drift aracımız yok. O yüzden yapacak bir şey de yok. Şu nedir? Bence bizim en yakınımızda bu var. Bence biz buna gidelim. Bakalım. Biraz para biriktireceğiz. Biraz level açacağız. Yarışıp level açıp bir yandan da para biriktireceğiz. Kendimizi biraz tutacağız. Aracı modifiye etmeyeceğiz direkt. Full yapmayacağız anında aracı. İleride çok paramız olursa döner, fantazi olarak eski araçları fulleriz yani, ayrı konu. Ama şu anda şöyle bir para biriktirmemiz şart, iyi bir araba almamız için. O yüzden de mevzuya böyle devam ki. Takaysan sen kime takaysan canım benim. Başlat. Aa, tek gücü kalmış canavar mı? Bu da bu. Bunu yememiz lazım. Vallahi var ya, lavuğu güzel taktım bak trafiğe. Lavuğu güzel taktım trafiğe. Nosu da tuttuk. Koruduk, nosu da koruduk. Şimdi aracı en dışa al. Formülü de sağ ol. En dış. Şimdi içeri abi. Oh, kaza yaptı. Kaza yaptı. Tamam. Süper. Süper. Oldu bu iş. Oldu bu iş. Şanssızımıza güzel oldu. Şimdi kafayı içeri ver abi. Dıştan içe. Şimdi arabaların durmayacağını bildiğim için artık hani intihar komandosu gibi boş yere dalıyorum. Kafayı boş yerlere sokuyorum yani. Durmayacak çünkü. Payet ettik. Herifi payet ettik. Hayvan gibi geliyorsun. Şol eşek. Acil AI'lara güncelleme geldi. Net yani, söylüyor. Evet, finished. Kulüp progress. Rewards. 5000 çiçek gibi. XP atlaması için kulüp yarışları yapmamız gerekiyor. Yani level atlatan şeyler kulüp yarışları. Başka ne var? Bakalım. Evet, 192.000. Bu ne? Bir dakika.